Evreni tek bir anda durdurup o anda var olan her şeyi bilebilseydiniz, geçmişi ve geleceği önceden görebilir miydiniz? 2 asır önce matematikçi Pierre-Simon Laplace, süper zeki hayali bir varlığın, Laplace'ın cininin, tam da bunu yapabileceğini düşündü. Eğer cin evrendeki tüm parçacıkların bir anlık görüntüsünü, fotoğrafını çekip konumlarını ve hızlarını kusursuzca bilebilirse, evrenin kaderini, geçmişini ve geleceğini milimetrik doğrulukla hesaplayabilecekti. Bu fikir deterministik, yani neden-sonuç ilişkisine dayalı bir evren hayalinin zirvesiydi. Heyecan verici, çünkü bu evrenin bir saati ve bizlerin de o saatin dişlileri gibi öngörülebilir olduğu anlamına geliyor. Video boyunca bu cini ve bir an kavramını mercek altına alacağız. Bu konu gerçekliği nasıl anladığımızı kökten etkiliyor. Evren aslında ne kadar öngörülebilir? Zaman gerçekten akıyor mu, yoksa bir illüzyon mu? Eğer zamanın en küçük dilimini çözebilirsek, belki de yaşamın, evrenin ve gerçekliğin dokusunu çözmüş olacağız. Önce Laplace'ın cininin dünyasına girelim. Klasik fizikte zaman kesintisiz bir akıştı. İstenirse sonsuz küçük dilimlere bölünebilirdi. Yani an dediğimiz şey teoride sıfır süreli olabilir. Bir matematiksel nokta kadar küçük bir zaman parçası. Laplace'ın cininin tam da böyle bir an içinde evrenin tüm bilgisini okuduğunu varsayalım. Klasik mekanik diyor ki, eğer parçacığın konumunu ve momentumunu, hızını aynı anda bilirsen, gelecekte ne olacağını kesin olarak çıkarabilirsin. Bu inanılmaz senaryoda evren, dev bir bilardo masası gibi işleyecekti. Bir anlık fotoğraftaki tüm topların pozisyonunu ve hızını bilirsek, sonraki her vuruşun nereye gideceğini hesaplayabiliriz. Ne yazık ki gerçek dünya Laplace'ın cinine pek misafirperver davranmıyor. 20. yüzyıla geldiğimizde kuantum mekaniği çıkıp, dur bakalım dedi. Werner Heisenberg meşhur belirsizlik ilkesiyle buz gibi bir gerçek sundu. Bir parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda tam kesinlikle bilemezsin. Bu ölçüm kavramına temel bir sınır getiriyordu. Yani Laplace'ın cini tüm parçacıkların kusursuz enstantane fotoğrafını çekmeye kalktığında doğa ona fotoğraf bulanık çıktı, tekrar deneyin diyecek. Peki neden? İşte burada işin içine evrenin en ufak zaman ölçeği giriyor. Planck zamanı. Zamanı ne kadar küçüğe bölebiliriz? Saniyenin milyarda biri, trilyonda biri. Daha da küçültelim. 10 üzeri eksi 44 saniye mertebesine kadar. Burası klasik fiziğin sınırının bittiği yerdir. Planck zamanı yaklaşık 5.39 çarpı 10 üzeri eksi 44 saniye gibi akıl almaz derecede küçük bir süreyi tanımlar. Bu sayı o kadar küçüktür ki telaffuzu bile zor. Başka bir perspektifle bir saniye içinde yaklaşık 10 üzeri 44 tane Planck zamanı vardır. İsterseniz şöyle anlatalım. Bir saniyeyi Big Bang'den bugüne evrenin tüm ömrü kadar uzatsaydık yaklaşık 13.8 milyar yıl, bir Planck zamanı hala o bir saniyelik evrende bile hayal edilemeyecek kadar ufak bir kesit olurdu. Hatta bir adım daha öteye gidelim. Işık bir Planck zamanında sadece bir Planck uzunluğu kadar yol alabilir. Planck uzunluğu da yaklaşık 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 35 metredir. Bir protonu hayal edin. O bile Planck uzunluğunun inanılmaz 10 üzeri 20 katı büyüklüğünde. Kısacası Planck ölçeği doğanın piksel boyutu gibidir. Uzay zamanın en küçük, en temel çözünürlüğü. Peki bu ne anlama geliyor? Zamanın sürekliliği bu ölçekte bozulmaya başlar. Bildiğimiz fizik kanunları, genel görelilik, kuantum teorisi Planck zamanında çöküyor. Yani onları bu denli küçük zaman aralıklarında uygulamaya kalktığımızda saçma sonuçlar veriyorlar. Veya belirsizlikler patlak veriyor. Aslında evrenin başlangıcına, Big Bang'e dair bir sınırdır bu. Teorik olarak büyük patlamadan sonraki ilk 10 üzeri eksi 43 saniyeye kadar yaklaşık bir Planck zamanı, fizik kurallarımız işlemez hale geliyor. O kısacık süre zarfında neler olduğunu henüz kimse bilmiyor. Adeta evrenin perdesi arkasında kalan bir sır. İşte Laplace'ın cininin fotoğraf çekmeye çalıştığı kusursuz an bu kadar küçükse, yani bir Planck zamanına eşitse, ciddi bir sorun var. O fotoğraf net çıkmayacak. Neden mi? Çünkü bu kadar kısa bir anda evren sakin, pırıl pırıl durmuyor. Tam tersine kuantum fırtınası kopuyor. Laplace'ın cini evrenin en küçük anını yakalamaya çalışabiliyorsun, o küçücük zaman diliminin içinde bile sayısız rastgele dalgalanma meydana gelir. Bunları 3 ana başlıkta toparlayalım. Kuantum belirsizliği. Az önce değindik. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre bir parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda kesin bilemiyoruz. Bu sadece bizim ölçüm cihazlarımızın yetersizliği değil. Doğanın yasası. Yani parçacığın kendisi de o anda tam olarak şurada,
ve şu hızda diye tek bir değer almıyor. Bir olasılık bulutu gibi davranıyor. Dolayısıyla bir Planck zamanı gibi ufacık plan içinde bile parçacıkların değerlerinde kaçınılmaz bir bulanıklık var. Cin'in elindeki kamera ne kadar kaliteli olursa olsun, kuantum düzeyinde fotoğrafa hep biraz gürültü, noise işlenecek. Tıpkı yüksek çözünürlükte çekilmiş bir fotoğraftaki parazitler gibi. Burada parazit doğanın ta kendisinden geliyor. İkincisi vakum dalgalanmaları. Boş uzay dediğimiz şey gerçekten de boş mu? Kuantum fiziği der ki tamamen boş bırakılmış bir uzay hacmi bile aslında tam sessiz ve durağan değildir. Aksine sürekli olarak sanal parçacık çiftleri oluşur ve anında yok olur. Bunlara vakum dalgalanmaları ya da kuantum salınımları diyebiliriz. Mesela aniden bir elektron ve pozitif karşıtı pozitron ortaya fırlar. Hemen tekrar birbirlerini yok ederler. Bu Heisenberg'in enerji zaman belirsizliğinden kaynaklanır. Belirli bir enerji miktarını çok kısa bir süreliğine ödünç alabilirsiniz. Evren de bu boşluğu doldurmak için sanal parçacık çiftleri meydana getirip yok ederek adeta kredi alıp geri ödüyor. Neticede Planck zamanı mertebesindeki küçücük bir zaman aralığında bile uzay boşluğu kaynıyor diyebiliriz. Bu kaynayan sanal parçacıklar Cin'in yakalamaya çalıştığı anlık fotoğrafa ekstra belirsizlik kadar. Fotoğrafın arka planında boşluk bile aslında pürüzsüz değil, karlı bir TV ekranı gibi statik yapıyor. Üçüncüsü kuantum köpüğü. Şimdi daha da çılgınlığına geldik. Planck ölçeğinde yalnızca parçacıklar değil, biraz uzay zamanı dokusu da sallantıda. Ünlü fizikçi John Wheeler uzay zamanının Planck uzunluğunda sürekli topografyasının değiştiğini hayal etmişti. Tıpkı kaynayan bir suyun yüzeyindeki kabarcıklar gibi. Bu kavrama kuantum köpüğü deniyor. En küçük ölçekte uzay zaman düz bir satıh olmaktan çıkıp köpüren, titreşen, anlık mini kara deliklerin ve solucan delikleri benzeri yapıların oluşup yok olduğu bir çorbaya dönüşebilir. Bu biraz spekülatif. Çünkü henüz böyle bir Planck düzeyi gözlemimiz yok. Ama fizikçiler bu olasılığı ciddi ciddi düşünüyor. Eğer doğruysa bir Planck anında uzayın kendisi bile sabit bir zemin sunmuyor. Adeta zıplayan bir trambolin üstünde fotoğraf çekmeye çalışmak gibi bir durum. Laplace'ın cini evrenin en küçük ölçeğinde durağan bir arka plan bulamazdı. Zeminin kendisi bile oynak ve belirsiz olurdu. İşte tüm bu nedenlerle tek bir Planck zamanına sıkıştırılan bir anlık görüntü gerçekte pırıl pırıl bir kozmos tablosu değil. Rastgele gürültülerden oluşan bir soyut resim gibi çıkardı. Heisenberg belirsizliği gürültü koyar. Vakum dalgalanmaları lekeler saçar. Kuantum köpüğü de tablonun tuvalini titreştirir. Laplace'ın cini fotoğraf makinesini ne kadar hızlı çekerse çeksin, evren furulaşır. Bu noktada şöyle düşünebilirsiniz. Tamam, Planck gibi akıl almaz bir ölçekte bunlar oluyor. Peki bunu anlamak günlük yaşantımız veya bilimsel gözlemlerimiz için ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Çünkü bu durum algımızın çözünürlüğüne dair harika bir analoji yapmamızı sağlıyor. Bilgisayar ekranına iyice yaklaşırsanız görüntünün aslında küçük renkli taneciklerden, renkli kareciklerden, piksellerden oluştuğunu görürsünüz. Normalde uzaktan baktığımızda pürüzsüz görünen bir resim fazla yaklaştığımızda netliğini kaybeder. Sadece kare kare bloklar görürsünüz. Evreni gözlemleme biçimimiz de buna benziyor. İnsan duyuları ve hatta en gelişmiş bilimsel cihazlarımız bile belirli çözünürlüğe sahip. Bizim için bu çözünürlük sınırı muazzam küçük olsa da var. Planck ölçeği. Daha ötesine zoom yapmaya çalıştığımızda anlamlı bir resim elde edemiyoruz. Sadece piksel seviyesinde gürültü kalıyor. Örneğin mikroskopları ele alalım. Çok güçlü bir mikroskopla bile atomların altına inemeyiz. Orada görme kavramı yerini ölçme kavramına bırakır. Çünkü ışığın dalga boyu, elektronların konumu derken bir yerde ölçüm aletlerimizin kendisi resme etki etmeye başlar. Bu nedenle gözlemlemek aslında mikro dünyada etkileşmek demektir. Ve her etkileşim sisteme bir parça belirsizlik katar. Deney aletlerimizin arayüzünde tıpkı doğanın kendi arayüzünde olduğu gibi sayısal gürültü mevcuttur. En hassas ölçüm cihazlarımız bile bir sinyal aldığında içinde her zaman bir hata payı veya rastgele dalgalanma barındırır. Bu cihazın kusurundan değil, doğanın o seviyedeki davranışının istatistiksel olmasından kaynaklanır. Algımızın da benzer bir sınırı var. Örneğin insan beyni olayları belirli bir zaman çözünürlüğüyle algılıyor. Milisaniyeler mertebesinde. Planck zamanını bırakın. Nanosaniye 10^-9 saniyeden daha kısa olayları doğrudan hissedemiyoruz bile. Aslında gündelik hayatta biz fark edemiyoruz. Ama tüm deneyimlerimiz bir çeşit kare hızıyla geliyor. Sinema filmleri 24 kare bölü saniye gösterir. Ve biz bunu akıcı bir hali olarak algılarız. Beynimizin kare hızı daha yüksek olsa bile sonuçta kesintisiz sanıyoruz. Doğa da benzer biçimde olabilir. Acaba evrenin de bir kare hızı var mı?
Yani zaman aslında ayrık karelerden oluşan bir film şeridi gibi ilerliyor. Eğer öyleyse Planck zamanı bir kare süresi gibi düşünülebilir. Evrenin işletim sistemi saniyede 10 üzeri 44 kare gibi inanılmaz bir hızda çalışıyor. Evren aslında kesintisiz değil de piksel piksel ise bu ne anlama gelir? O zaman ardışık kareler var demektir ve her kare arasında ne olup bittiğini tanımlamak zorlaşır. Aynı sinemadaki gibi kareler hızlıca akan hareket varmış gibi zannedilir. Ama aslında küçük sıçramalar vardır. Planck zamanı kadar küçük anlarda da evren belki sürekli değil, minik sıçramalarla evrimleşiyor olabilir. Fakat ortada bir sorun var. Bir filmde kareler arasındaki geçişi projeksiyon makinesinin mekanizması sağlar. Peki evrende Planck anlarını birbirine bağlayan mekanizma ne? İşte bu soru fizikçilerin her şeyin teorisi, Theory of Everything arayışında cevaplanması gereken en temel sorulardan biri.